Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle DGS soru dağılımlarını, DGS konularını, 2020 DGS'de çıkacak konuları anlatacağım arkadaşlar. Son 3 yılın DGS soru dağılımlarını da PDF olarak hazırladım. Matematik soru dağılımlarını mbaeğitim.com sitesinden indirebilirsiniz. Linkini arkadaşlar videonun altına koyacağım. Oradan bunu PDF olarak indirebilirsiniz. 2020 DGS'de hangi konulardan sorumlusunuz? Sınava 2 ay kadar bir süremiz var. DGS ile ilgili bol bol rehberlik videoları atacağım arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Mutlaka çok güzel videolar gelecektir. DGS nasıl olacak? DGS zor mu olacak? Son 60 günde DGS'ye nasıl hazırlanmalıyız? Bununla ilgili arkadaşlar çok güzel videolar sizi bekliyor. Şimdi son 3 yılı baz alarak bizim için hangi konular daha önemli onu anlatacağım arkadaşlar. Sürpriz videolarımız da yakında gelecek. Son 3 yılın arkadaşlar konu dağılımlarına baktığımız zaman temel kavramlarla ilgili arkadaşlar her sene soru gelmekte. 2019 yılında bununla ilgili 2 tane soru geliyor. Ardışık sayılardan arkadaşlar geçen sene soru gelmemiş ama önemli bir konu. Basamak kavramı gelebilir de gelmeyebilir de, yani bundan sorumlusunuz ama 2020'de bununla ilgili gelir mi gelmez mi? Onunla ilgili ayrı bir video zaten çekeceğim. Bölünebilme arkadaşlar, bundan yine sorumlusunuz. Asal sayılar var, faktöriyel var. Yine bu sene faktöriyelden soru bekliyorum ben. Basit eşitsizlikler, mutlak değer, rasyonel sayılar, bunlar önemli konular. Üslü ifadeler, köklü ifadeler, oran orantı, çarpanlara ayırma 2019 yılında 3 tane gelmiş. Denklem çözme ile ilgili bir tane soru var. Yine problemlerden arkadaşlar sorumlu olduğunuz konular sayı kesir problemlerinden sorumlusunuz. 4 tane gelmiş. Önceki yıllarda 6 ve 7 tane gelmiş. Yaş problemleri arkadaşlar bu her sene gelen bir konu. Artık ÖSYM'nin sevdiği bir konu zaten. Hız problemleri, yine ÖSYM bunu çok seviyor. Karışım problemleri, bu sene ben bununla ilgili bir soru bekliyorum. Belli olmuyor. ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmuyor. Genelde karışım problemleri ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tarzı değil ama bazen ara ara soruyor arkadaşlar. Yine bu yıl sorabilir. Yüzde kar zarar problemleri ÖSYM'nin sevdiği problemler. Yüzde kar zarar problemleri arkadaşlar ÖSYM'nin yine sevdiği bir problem türü. Bununla ilgili yine 3 tane soru gelmiş 2019 yılında. Grafik ve tablo arkadaşlar. ÖSYM'nin en sevdiği problem soru tarzlarından biri. Sayı kesir, grafik, tablo. Bunlar banko her sene 3-4 tane gelir. 2019 yılında 6 tane gelmiş arkadaşlar. Çok önemli. Problemlerin bel kemiği, sayı kesir ve grafik, tablo arkadaşlar. Bunlara aşırı önem vereceksiniz. Unutmayın. 10 tane soru buradan gelmiş yani. Dolayısıyla problemlerden arkadaşlar 9, 10, 15 tane soru gelmiş. Önceki yıllarda da buna benzer bu kadar soru geliyordu. Sayısal mantık problemleri arkadaşlar her sene 15, 16 tane, 13, 14 tane belli olmuyor. Ama 13 ile 15, 16 arası soru geliyor. Sayısal mantık problemleri kendi içinde geniş bir alana sahip. Bununla ilgili gün problemleri, saat problemleri, dizi problemleri, işte işin içine cebir koyabiliyorlar, problem koyabiliyorlar, fonksiyon koyabiliyorlar. Yani değişebiliyor ama genel mantıkları arkadaşlar bellidir. Buna iyi çalışırsanız ve problemleri iyi çalışırsanız buradan yaklaşık 30 tane soru geliyor arkadaşlar. Çok önemli bir konu. Kümeler her sene mutlaka gelir arkadaşlar. Fonksiyonlar yine gelir. Permütasyon, kombinasyon ve olasılıktan yine her sene soru gelecektir. Permütasyon, kombinasyon arkadaşlar bir tane soru var. Olasılıktan yine her sene mutlaka gelir arkadaşlar. Bunlar önemli. İşlem ve modüler aritmetik, işlem kısmı arkadaşlar YKS öğrencileri için yok. Ama DGS öğrencileri için ve ALES öğrencileri için bu hala müfredatta olan bir konu. Dolayısıyla işlem ve modüler aritmetik çalışın arkadaşlar. Bunu bilmekte fayda var. Her sene geliyor arkadaşlar. Yani böyle de bir şey var. Yine 2020'de geleceğini düşünüyorum. Gelir arkadaşlar. Bu şekilde matematik kısmında 52-53 tane soru geliyor DGS'de. Faiz yok arkadaşlar. Yani bununla ilgili işte işçi olabilir, havuz yok arkadaşlar. İşçi çıkıyor ama DGS'de pek işçi çıkmamış.
Havuz zaten yok. Faiz zaten yok. Faiz problemleri, havuz problemleri bunlar yok arkadaşlar. Onun dışındaki problemlerden bolca zaten var. Geometri kısmında üçgenlerden, dörtgenlerden, çokgenlerden, çember daireden, katı cisimlerden ve analitikten birer tane, ikişer tane soru geliyor arkadaşlar. Toplamda 7-8 tane yapıyor. Hiç belli olmaz ÖSYM geometriyi belki değiştirir. Hiç belli olmaz. Bakarsınız geometriden 12-13 tane de sorabilir. Hiç sormamış 12-13 tane. Normalde 6-7 tane, 7-8 tane, 9'a kadar yolu var. Bu şekilde arkadaşlar matematik soru dağılımı bu şekilde. Sorularınız olursa arkadaşlar videonun altına bekliyorum. Sorularınıza tek tek cevap vereceğim. Bir sonraki rehberlik videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.